26. söz Hatime 1. fıkrada geçen "Eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur." Özdesini açıklar mısınız? Evet, bu 26. sözde geçiyor. Hatimesinde. Şimdi burada üstadımız bazı fıkralar veriyor. Bazı özel dersler manasında. 26. sözü hatırlayalım. Kader Risalesi. Yani burada her şeyin Cenab-ı Hak tarafından takdir edildiğini, güzelliklerin Cenab-ı Hak'tan, eksikliklerin, yanlışlıkların, hataların, kusurların nefisten bilmesi gerektiğini anlatan muazzam bir ders. Ve bunların hepsinin de 2x2=4 eder derecede ispatı yapılıyor. Ve hatimesinde de bu bahsi üstadımız açıyor. Eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Bu bir kaide zaten. Yani bir askerin 100 kişi tarafından idare edilmesi mi daha kolay? Yoksa 100 kişinin bir idareci ve kumandan tarafından idare edilmesi mi daha kolay? Baktığımız vakit yani sanki normal şeyde bir adamı 100 kişi idare etse çok daha güzel bir netice çıkar. Hayır. Feleği şaşırır bunun. Ama 100 tane askeri sağlam bir idareci ve komutanın evine verdik mi çok daha rahat bir şekilde, çok daha asan bir şekilde idare edildiğini müşahede ediyoruz. Normal hayattaki şeyi konuşuyoruz. Değil mi? Ondan sonra bir şeyde iki hakimin eli karıştığı vakitte her şeyi karıştırıyor. Bir taraftan da bakıyoruz kainatta sinek karanlığından en büyük kandillere kadar, galaksilere kadar her şeyde de muazzam bir intizam, nizam var, sistem var. O zaman neyi görüyoruz burada? O zaman buradaki idareci tektir. Peki buraya üstadımız niye geliyor? Kader Risalesi'nin arkasında niye bunu koymuş? Ey nefsim diye başlıyor burada. Demek ki üstadımız nefsine bir ders verecek. Madem bir şeyde iki kişinin karışması intizamı bozar, ve madem kainatta intizamsızlık namına, nizamsızlık namına, sistemsizlik namına en küçük şeyden en büyük şeye kadar bir şey gösteremezsin, bir delilin yok, öyleyse ey insan, sakın sen de bir şey yaptığın vakit kendine hisse çıkarmaya çalışma. Sen bir işe müdahale ettiğin vakit, hakimiyet noktasında orayı karıştıracağını bil. Şu anda dünya üzerinde baktığın vakit insanın, beşerin bulaşık eli karıştığı yerde sıkıntılar var. Virüsler, daha önce bu virüsler var mıydı yok muydu bilmiyoruz. O zaman da yine varsa yine insanların muhakkak yanlış teşebbüsünden, uygulamalarından meydana gelmiştir. Şimdi her gün bakıyorsun ki dünya üzerinde ayrı ayrı virüsler dünyayı kasıp kavuruyor. Bazen binlerce, bazen milyonlarca insanı telef ediyor. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bütün bunlara baktığımız vakit şu dersi her zaman zikretme, hatırlama ihtiyacı hissediyoruz. Eğer her şey birinin olsa o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Allah'a ver, Allah çok güzel bir şekilde işleri düzenlemiş. Sen ben de varım dersen, değil mi? O zaman bir işi karıştırmış olursun. Ama mesela Çinliler çıktılar, bize kainatta mani olabilecek hiçbir güç tanımıyoruz dediler. Allah onların başına bir küçük mikrobu, göremedikleri mikrobu musallat etti. Bütün Çin şu anda aciz. Hatta dünya aciz. Ve Çinlileri artık kimse kabul etmiyor. Aman gelmeyin ki biz bu aciz kaldığımız şeyden biz menfi manada etkilenmeyelim demeye başladılar. O zaman sen ben de varım deme. Ya Rabbi bana nasip et de diye üstadımız kendi nefsine ders veriyor. İnsanlık bu dersi alsa Allah hakimdir. Bana emrettiği şeyi yaparım. Güzellikler ondandır. Çirkinlikler varsa bendendir. Tövbe ve istiğfara doğru insanoğlu giderse o zaman şu kâinattaki nizam ve intizam çok güzel bir şekilde gider. Yoksa ben de varım dediğin yerde nizamı da, intizamı da, sistemi de maalesef sen kendi çapına göre bozuyorsun. Yoksa insan kâinata dokunacak bir hali yok ama bu manada insanın dokunabileceği alanlarda da maalesef tahriplere de vesile olabiliyor. Bu dersi nefsimize devamlı vermemiz lazım.